Nesin Koca Kuş, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kulplu elbise modeli çalıştım. Üstelik hazır dergilerden çıkardığım kalıplarla bu işlemleri sizlere anlattım. Yaklaşık 3 metre kumaş kullandım. Annem için diktim bu elbiseyi. Umarım keyifle izlersiniz. Modelim Gülay Erkan'ın provasız elbise giyim kalıplarından. Normalde dergi gibi bir görüntüsü var fakat sadece bir kapaktan ibaret. İçinden şu şekilde patron kağıtları çıkıyor. Şöyle şu şekilde çıkıyor. İstediğiniz modeli arka kapak kısmında belirtilmiş modelin herhangi birini beğeniyorsunuz. Ve burada numaralandırılmış patronlardan çıkartıyorsunuz. Daha sonrasında dikim işlemine hazırlanmış oluyorsunuz. Ben şu kulplu modeli annem için beğendim ve onun kalıbını şu şekilde milaj kağıtlarına aktardım. Şimdi sizlere nasıl aktardığımı göstereceğim, daha doğrusu anlatacağım. Çok basit bir şekilde kalıp hazırlanmış. Yeni başlayanlar için oldukça kolay. Her zaman soruyordunuz hangi dergilerden faydalanabiliriz diye. En basiti Gülay Erkan'ın kalıbını çıkartmak olduğu için bunu göstereceğim. Ve özellikle kulplu modelleri de çok fazla istiyordunuz. İkisini bir arada hazırlamayı düşündüm. Şimdi şurada modelimin kendisini göstermiş. Model 20 numaralı model. Modelin 20 numaralı olması üzerinde model 20, model 20 diye numaralandırılarak belirtmiş. Çıkarabilmemiz kolay olsun diye. Mesela şurada da 21 numaralı model var. 21 numaralı modelin kalıbının kenarında da 21 yazıyor. Buradan kolaylıkla bulabilirsiniz hangi modeli çalışıyorsanız. Kalıpları da karıştırmadan. Zaten sadece şu ön parçada iki modelin kalıbı bulunuyor. Yani çok fazla karışık değil. Ön ve arka orta parçaları sadece bir kalıp üzerinde anlatmış. Ön yaka ve arka yaka detayını detaylandırarak ayırmış. Siz oradan hem ön hem arka yakayı çıkararak kullanabiliyorsunuz. Ben hemen çıkarttım, size şu şekilde göstereceğim. Bakın tek fark şurada. Ön yaka ve arka yaka detayı. Hepsi tamamen aynı kalıptan oluşuyor. Şurada arka yan parça bulunuyor. 20 model, 20 numaralı modelin arka yan parçası. Şurada ise 20 numaralı modelin ön yan parçası bulunuyor. Bu iki modeli de, bu iki kalıbı da çıkarttıktan sonra geriye sadece kol kalıp kalıyor. Zaten toplam 4 tane kalıptan oluşuyor. Şu arkayı da bunu gösterdim. Yapmanız gereken çok basit. Sadece kenar hizalarını alarak kalıba dökmek. Zaten 36 bedenden 44 bedene kadar bulunuyor. Eğer 44 bedenin üstündeyseniz nerelerden genişletmeniz gerektiğini görürsünüz zaten. Sıra sıra ilerlediği için çok açık belli oluyor. Genişletmek isterseniz mesafelerini ölçerek ne kadar genişlettiğini dikkat ederek işlemleri uygulayabilirsiniz. Ben şu şekilde arka yan parçayı çıkardım. Yapmam gereken sadece düz boy ipliğini işaretlemek ve bel kısmı kaymadan hepsi birbirine denk gelsin diye bel hizasını almak. Modelde alt etek kısımlarını genişleterek giymiş. Fakat ben geniş bir etek olsun istemiyorum. Annem daha düz olmasını istedi. Bu yüzden zaten kalıbın kendisi kalçaya kadar verilmiş. Kalçadan sonrasını düz şekilde ineceğim. Altta şu valonluk olmayacak. Kollarda ise kol ucunda valonluk var. Annem normalde askılı istemişti. Eğer kumaşımız yeterse yarım kollu yapmayı planlıyoruz. O tamamen kumaşın yeterliliği ile alakalı bir durum. Kol kalıbını da çıkarttım. Kol kalıbında da dikkat etmem gereken düz boy ipliği ön ve arka parçanın hangi yön olduğunu belirlemek. Zaten dediğim gibi iki tane kalıp olduğu için numaralarına da dikkat ederek çıkarırsanız çok basit şekilde çıkarabileceğiniz bir model. Şimdi kıyafeti kesme işlemine geçeceğim. Annem için iki tane farklı kumaştan iki aynı elbiseyi dikeceğim. Aslında normalde tek başına kullanılabilir ama şöyle ince bir şifon kumaşı var annemin. Bunu düğün için kullanacağım. Normalde içine astar yapmak istemedik. O yüzden elbiselik bir kumaştan normal bir elbise dikeceğiz. İkisini ayrı ayrı dikeceğiz ve üst üste giyinecek. Yani bir nevi bu siyah kumaşı
astar görevini görmüş olacağım. Sonrasında bunu farklı şeylerde de kullanabilmek için bu yöntemi tercih ettik. Sizler sadece astar dikip içine kullanabilirsiniz ya da kumaşınızla birlikte astarı birleştirebilirsiniz. Biz tek tek ilerleyeceğimiz için öncesinde ben bu siyah kumaş üzerinden anlatmaya başlayacağım. Annemin boyu 136 cm geldi. En yüksek noktasından yani omuz kısmından etek ucuna doğru 136 cm yüksekliği olacak. Arka ve ön olan orta parçamı şu şekilde düz boy ipliğini hize alarak yerleştirdim. Buradan sadece bir tanesi çıkacak. Sonrasında arka parça için iki ayrı parçaya ihtiyacım olduğu için yandan tekrar keserek çıkaracağım. Bunu kat kısmına yerleştiriyorum. Yani kumaşımı enden ikiye katladım. Şu şekilde en kısmı ikiye katlandı. Bunun dikiş payını dış kısma doğru getirerek yerleştiriyorum ve etrafından çizerek hazırlamış olacağım. Sonrasında dediğim gibi bu parçayı alıp yana koyacağım. Yan parça arka parça olacağı için onu iki tane ayrı olarak çıkaracağım. Şuradan kesik atarak şu kısmı dikiş pay kısmını buraya vermiş olacağım. Burada dışarı bırakıyorum. 136 cm'e doğru düz şekilde ilerleyeceğim. Şuradaki genişliği ölçüyorum. 16,5. Burada 17'de bitirme kararı aldım. Hafif yarım santim genişlemesinde fayda var. Sonuçta etek ucu aslında yok gibi bir şey normalde düşünürsek. Bu şekilde belirledim. Ve etek kısmını da çizimini yaparak bir parçamı tamamlamış oldum. Aynı parçamı hemen yan kısma yerleştiriyorum. Buradaki dikiş payını artık veriyorum. Çünkü arkasında fermuar olacak. Ya da şu kısma yırtmaç yaparak da kullanabilirsiniz düğmeyle. Fermuar yapmak istemezseniz. Düz boy ipliğimi şaşırmadan yerleştiriyorum. İğneliyorum. Parçayı çıkardıktan sonra yan parçaları yerleştirip çizimini yapacağım. Sonrasında da onları keseceğim. Şimdi bunları kesme işlemine geçiyorum. Etek ucunu biraz daha genişletmeye karar verdim. Parçam sığmadığı için kol kalıbımı yerleştirip kolumu keseceğim. Sonrasında alt kısmına tekrar iki yan parçayı ekleyerek keseceğim. Yani toplamda iki boy kumaş kullanmış oluyorum. Çift en kumaş kullandığım için kol ekstra almama gerek yok. Yandan çıkıyor. Toplamda 2 metre 80 santim kumaş kullanmış oluyorum bu elbise için.
başım yine iki kat olacak şekilde yerleştirdim. Üzerine kalıplarımı koydum. Şu şekilde bu arka yan parça. Bu ise ön yan parça. Ana kalıpta sadece kalçaya kadar verildiği için bu kadar çıkarmıştım. Şimdi ben istediğim uzunluğu ayarladım. Toplamda 136 santim istiyordu annem uzunluğunu. Bu yüzden belirledim ölçülerimi ve kenar kısımlarından çizerek kesim işlemini yapacağım. Şu kısmın genişliğini ölçüyorum. 18 santim geliyor. Alt kısımda diğerlerinde biraz genişlettiğim için bunlardan da genişleteceğim. Sağdan ve solda birer santimden biraz daha fazla büyüyecek. 21 santime doğru genişletiyorum. Ölçüsü de buradaydı. Genişliğini yine ölçüyorum. Bu parçada 18 cm'ye denk geliyor. Yine bunu sağdan ve soldan genişleteceğim. Parçalarımı hazırladım. İlk yapmam gereken arka orta kısmını birleştirmek. Şu şekilde iki parçaydı. Buraya isterseniz fermuar, isterseniz de yırtmaç görünümlü bir dikiş yapabilirsiniz. Daha önceki videolarımda bu tekniği anlatmıştım. Hatta bilgi videosunda da vardı. Bunu da aşağıya bırakırım. Oradan izleyebilirsiniz. Bunu birleştirdikten sonra arka kısmın yan kısımlarıyla birleştireceğim. Daha sonrasında ön ortanın tekrar yan kısımlarıyla birleştirerek bütün bir görüntü elde edeceğim. Şimdi parçaları tek tek birleştirerek gelip anlatacağım. Arka orta kısmı birleştirdim. Şu kısımda yırtmaçlık pay bıraktım. En son bunu yapacağım. Şimdi yapmam gereken arka yan parçaları bulup şu şekilde eklemek olacak. Birini sağ tarafına, şu kısmı sıfırlayarak burası koltuk altının derinliğini oluşturacak. Bunu da çevirip bu kısmına düzgün bir şekilde yerleştireceğim. Ve arka parçam bir bütün halini almış olacak. Aynı işlemi ön parçaya da uygulayacağım. Arka parçam ve ön parçam hazır. Arka parçama uyguladığım tüm işlemleri ön parçama da uyguladım. Arkanın önün sadece orta kısmında herhangi bir dikiş yok. Bütündü zaten. Yan kısımlarını taktıktan sonra tamamlanmış oldu. Şimdi yüzü yüzüne bakacak şekilde arka ve ön parçamı birleştiriyorum. Şu şekilde. Omuz kısımlarında dikişini gerçekleştireceğim. Omuzu diktikten sonra kollarımı takacağım. Bu için kumaşım yeterli oldu ve kol parçalarını da kesebildim. Kolu
şu şekilde artı işaretleri koyarak yönünü belirledim. Artı koyduğum yerler ön kısma denk gelecek olan yerler. Ön kol oyuntusu ve arka kol oyuntusu farklı olduğu için bu artı işaretlerini koyuyorum. Karıştırmamak için. Omuzları diktikten sonra kolları yüzü yüzüne denk gelecek şekilde yerleştireceğim ve dikişini gerçekleştireceğim. Omuz kısımlarını birleştirdim. Sonrasında kollarını yerleştirdim. Şu şekilde artı işaretlerini ön kısma denk getirecek şekilde demiştim. Öne denk gelecek şekilde yerleştirip diktim ve kol ağzından koltuk altına, koltuk altından da bedenin etek ucuna doğru dikişi tamamladım. Şimdi geriye sadece kol ağızlarını kapatmak ve etek ucu kısmını kıvırmak kalıyor. Sizler etek ucu kısmını kıvırarak dikişinizi tamamlayabilirsiniz. Annem düğünde kullanacağı için biraz abiyemsi bir hava katmak istedik. Bu yüzden şifon kumaş kullanacağız alt kısmına doğru. Şu şekilde yaklaşık 10-12 cm kalınlığında iki kat olacak şekilde katlayacağım ve yuvarlak daire şeklinde etek ucu kısmına bunu yerleştireceğim. Bu biraz daha düğün için farklı bir hava katmış olacak. Yani günlük elbiseden ayrılmasını sağlayacak. Ve son olarak da yaka kısmını kıvırarak temiz bir görüntü elde edeceğim. Şifon kumaşımı şu şekilde iki kat olacak gibi ayarladım ve kenarını overlock dikişiyle temizledim. Böyle halka elde etmiş oldum. Şimdi arka orta kısmına bu dikiş yerini denk getiriyorum ve halka şeklinde etek ucunu dikeceğim. Dikkat etmeniz gereken şifon ve etek ucu genişliğinin aynı olması. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tüm videolarımdan anında haberdar olmak için zil işaretini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.